Aslında o günü göreve çıkmayacakmış. Çok sevdiği arkadaşları göreve çıktığı için komutandan müsaade istemiş. Ben de bunlarla gitmek istiyorum demiş. Baba dedi, muhtarla dedi şey geldi, asker geldi deyince zaten biz bildik. Bugün gelen birden olmuyordu. Muhtarla alay komutanı geldi. Alay komutanı görünce zaten anladım. Yanası yanası, ciğer yanası. Yansa da ağlamaz şehit anası. Şehit olduğunu anladım. Onlar demeye kalmadı. Sonundan söylediler. Ne yapacağımız şaşırdı. Ananın yaktığı tabii, ne gelir elime? Asker kınası kıyamete kadar. Düşünme de doğmuşum. Yaradan onu bana verirken sormadı. Alırken de sormayacak. Aman ananın yaktığın asker kınasını kıyamete kadar silinmesiymiş. Ben şehit babasıyım. Fatih Aydoğdu'nun adım Hilmi Aydoğdu. 1954 doğumluyum. 68 yaşında olmam lazım. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinin Sülübük köyündenim. Şehit annesi Serpil Aydoğdu. 1962 doğumluyum. Kırıkkale'nin Karahmetli köyündenim. Oradan ben buradayız. Devamlı işte. Şehit annesiyim. Çok gururluyum, çok şeyliyim ama acısı zor. Acısı çok zor. Annelere daha zor gibi geliyor sanki bana. Bu bana kızıyor Hacı abim. Ama ben şey yapamıyorum yani. Ben dayanamıyorum. Çok zor oluyor. Arkadaşını görüyorum. Patates kızartmasını falan çok severdi. Her patates kızart aldığımda yani o geliyor aklıma. Çok zor, çok. Soğansız yerdi yemekleri devamlı. Onunkine ayrı pişirirdim, kendimkine ayrı pişirirdim. Soğansız yerde her şey. Bir patatesi, başka bir şeysi yoktu. Bir de mantıyı çok severdi yemeklerden. İşte öyle acısı zor. Ama nereye gitsem gurur duyuyorum. Yani şehit annesiyim diye. Şehitimiz o kadar bir uslu çocuktu ki. 3 evlat yetiştirdim. Hiçbirinden bir acı çekmedim. Bir sorunum olmadı. Yani askere gitti geldiler. Halen emrimdeydiler. Ben yani benden izin almadığı müddetçe hiçbir işe kalkışmazdılar. Yani öbürlerinden de bir sıkıntı görmedim. Yalnız bu şehidim herkesle muhatap olmazdı. Biraz işine kapanıktı. Sevdiği arkadaşını sonuna kadar severdi. Ama birinden de hoşlaşmazsa ondan da muhatap olmazdı. Yani inancı benden belki 1000 kat üstündü. Ben yani 40 yaşlarını geçtiydim. Abdestimde, namazımda ara sıra böyle gidip gelirdim. Oğlum 10 yaşında namaza başladı. Onu gördüm, utandığımdan namaza başladım. Odur budur. Yani kazaya dayı kalan namazım hemen yok desem yerindedir. Yani ondan utandığımdan tamamen başladım. İş yok diyorduk. Yani mutlu olduyduk. İşi yok dediler o zaman nişanlandığında. İşi yok. Niye şey yaptım? Kız da gelin de okuyordu o zaman. Liseye, şey mesleğe gidiyor. Vay işi yok, gücü yok dedilerdi o zaman. İşe girdi diye sevindiydik. Çok mutlu olduk. O zaman da ne bileyim korku falan herhalde pek yok muydu böyle terör şeyden yani. Korkumuz yoktu. Sevindiydik işi oldu, şey oldu diye. 2 sene nişanlılık aldılar. İşe girdi güzelce. Sevindiydik bile. Yani. Meslekte bir sakıncam yoktu. Meslek benim kendim de güvenlikçiydim. 30 sene güvenlik görevlisi yaptım. Yani o şeyinde bir sıkıntım yoktu. Sadece eşinden ayrı kaldığı için yuva da yani dağınıklığı oluyor. Eşi batıda, kendisi doğuda. Sıkıntı buydu yani. Başka mesleğinden, askerlikten, polislikten, emniyetten bir sıkıntımız yoktu. Yani gururla yapılacak bir şey. Bunlar
Hiç ondan yani bir şeyimiz yoktu, sakıncamız yoktu. Sadece eşi yanında olsaydı, nerede olursa olsun asker olaydı, polis olaydı benim için sıkıntı yoktu. Onun için de sıkıntı yoktu, kendi isteyerek gitti zaten. Oğlum, baba dedi, ben de hatım istiyorum dedi. Zaten görevi de bıraktıracaktık, eşi işe girdiydi. Eşinden ayrı kalıyordu, bir araya gelmeleri yoktu, çakılı düzen olduğu için eşiyle. Eşinin yanına almak istiyorduk, yani görevi bıraktırıp başka bir iş bakmak istiyordum. Fakat 2 sene daha sözleşmesi vardı. Baba ben dağıtım istiyorum dedi. Oğlum kalaydın yerinde falan. Yok baba dedi, ben gideceğim dedi. Kararımı verdim dedi. Oğlum gitmesen iyiydi falan, şu, zaten istifanı yaptıracağız falan dedim ya. Yok dedi. Biraz da o zamanlarda sıkıntı var. Baba dedi. Eğer dedi ecel geldiyse dedi, zaten ben şehit olmak istiyorum dedi bana. Bunu söyledi. Oğlum öyle konuşma dedim ya, olsun baba dedi. Ondan sonra iyi oğlum sen bilirsin dedim, gitti. İşte bekliyorduk, bu ne de olursa işte istifa yaptıralım, eşinin yanına alalım dedik, Bilecik'teydi eşi. Şeydimle çocuğumun arası zaten 5 yaşındaydı. Belki yani o kadar şeydi, çocuğunu severdi. Birbirlerine şeydiler yani. Fakat iş durumu ayırdı onları. Tabii izinli gelir giderdi. Yani öyle bir sıkıntıları yoktu. Zaten kendileri isteyerek birbirlerinin ailesiyle birlikte oldular. Ailesi de yabancımız değildi. Zaten tanıdıktı. Eşimin halasının torunuydu. Şimdi benim aklıma şehitlik diye bir şey, yani hiç aklıma gelmezdi de, yalnız kendin dedeni biliyorum yani, kendi dede. O baba ben şehit olurum dedi ve gideceğim de dedi. Oğlum öyle konuşma falan dedim ya, gideceğim dedi. Siz bilirsiniz oğlum dedim yani, tabii görevdir dedim. O da işte istedi gitti. Oğlum aslında o günü göreve çıkmayacakmış. Çok sevdiği arkadaşları göreve çıktığı için komutandan müsaade istemiş. Ben de bunlarla gitmek istiyorum demiş. Aslında o günü kalması gerekliymiş oğlumun. Komutan da kırmamış. Böyle komutanı buraya geldi. Bizzat kendiyle görüştüm. Kendi rica edince götürdüm dedi. O da git dedi. Tabii dedi, terör ihbarı aldık dedi. Hakkari, Çukurca, Hantepe bölgesinde. Teröristlerle bunlar karşılaşınca, teröristler aslında önceden bunlara tuzak kuruyor. Üzerlerine çekmek istiyorlar, kaçıyorlar. Kaçınca bunlar da peşlerine takılıyorlar. İşte o kovalama sırasında Erzincanlı bir arkadaşı mayına basıyor. Mayına basınca o arkadaşı zaten onlar, çok özür dilerek diyorum, parçalanmışlar. Benim oğlumun da işte o anda işte kaya parçası parçalanıyor. Kulağının arkasına bir taş parçası geliyor. O sebep oluyor yani. Arkadaşları yanına varıyor. Vardığımızda diyor, yani diyor, namaz kılır şeklinde diyor, taşın üzerine düşmüş diyor. Ellerinin üzerine diyor. Fatih, Fatih dedik ama diyor hiç ses alamadık diyor. Tabii diyor, işte sağlıkçıları çağırdık falan ya diyor. Onlar gelene kadar diyor, kendini teslim etmiş diyor. Kalktık, rüya gördüm zaten. Böyle gelin de görmüş. Rüyamda gördüm. Böyle kalabalık, şey bir tabancalar, böyle bir küçük oğlan. Anne diyor, ben bunları vuracağım. Vurma oğlum, ne olursun diyorum. Yabancılar vur, o kendimizinki, vurma diyorum. Böyle anlattım. Kalktım sabahleyin buraya oturdum. Daha yatak falan böyle duruyor. Biz de gezmeye gideceğiz Hacıral'a. Gelinin ebesi gibi. Bu dedi ki gezmeye gideceğinize, yok hacı dedim, böyle gün neyse uykum gelmedi hiç dedim, uyuyamadım dedim. Kalktım da valla buraya oturdum, kapı vuruldu. Gelin açtı. Baba dedi, Mıhtar'la dedi şey geldi, asker geldi deyince zaten biz bildik. Her gün gelen giden olmuyordu. Şehit zaten o, bize akşamdan bir haber verilmedi. Sadece bir şehit haberini biz duyduyduk ama kim olduğunu bilmiyorduk. Yattık sabahleyin, tabii akşamdan gelmişler. Evin çevrelerinde biz yattıktan sonra askeriye gelmiş ama bizim haberimiz olmadı. Sabahleyin saat 8'de değildi, belki daha erken de.
Muhtarla alay komutanı geldi. Alay komutanı görünce zaten anladım. Yanası yanası, ciğer yanası. Yansa da ağlamaz şeytanası. Şehir olduğunu anladım. Doğmak demeye kalmadı. Sonundan söylediler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ananın yaktı. Tabii, ne ya? Asker gınasını kıyamete kadar. Yaradan onu bana verirken sormadı. Allah sen de sormayacaktı. Şu Yakip oğlunda git ne gezmişim. Aman ananın yaktı. Asker gınasını kıyamete kadar. Ciğerim. Vakit darmış. Eşine de söylermiş. Dermiş ki ya ben öyle bir ünlü olacağım ki. Herkes televizyonlara çıkacağım. Herkes kapıya pencereye çıkacak. Beni seyredecek dermiş. Hakikaten şehit oldu geldi. Atatepe Camii'nde cenazesini kaldırdık. Başkanın da haberi vardır. Bilmiyorum. İyi takip edemedim. Bana mı öyle geldi? Atatepe ile şehitliğin arası halk doluydu zaten. Herkes balkonlarda, pencerede. Demek ki dedim oğlum hissediyormuş dedim. Takdir ilahi. Çok zor oldu. Balkonlara çıktım çok bağırdım. Evlere girdim çok bağırdım. Hiç ayıkmadım beni. Hiç böyle inleyi vurmuşlar. Hiç ayıkmadım. Çok zor oldu, çok diyeyim ya. Ondan sonra ne olduğumu bilmiyorum. Beni odaya kapatmışlar zaten. Hiçbir şey bilmiyorum, görmedim. Ne şehit arabasını gördüm, ne askeri arabasını gördüm. Biz arabanın içinde durmuşuk, iğne vurmuşlar. Ben hiçbir şeyini görmedim, hiç. Sonradan buna soruyorum, gazetelere bakın. Bizden böyle olduk, askeri arabası var mıydı diyorum. Nasıl götürdün? Biz hiçbir şey görmedik. Arabanın içinden indirmemişler beni. Hiçbir şeyden haberim yok. Yani hiç ben bayılmışım zaten, hastaneye götürmüşler arabası falan geldiğinde. Üçüncüsü günü arabasını getirmişler arkadaşlar askeriyeden, askerler. Karaca koymuşlar, arabası geldi dediler zaten, beni hastaneye götürmüşler. Ben hiç görmedim, hiç. O kadar severdi arabasını. Güvercinim benim, beyaz güvercinim diye bize internetten gösterdi. Hakkari'den araba almıştı. Orada gördüydüm işte, burada da hiç görmedim zaten. Şehit babası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü Yaradan onu bana verirken sormadı, alırken de sormayacaktı. Oğlum geldiği gibi, anasından doğduğu gibi tertemiz bir şehit olarak oraya gitti. Onun için gurur duyuyorum yani. Allah'ın huzuruna gitti, tertemiz diyerekten düşünüyorum. Şimdi bakıyorum, dövüşerek şeyler oluyor, ölümler oluyor. Trafik kazasında ölümler oluyor. Fakat benim oğlum bir şehit. Bu vatan için öldü. Yani Cenab-ı Allah'ın yanında da onların yeri yüksek, inancım sonsuz. Anne olarak çok zor. Arkadaşını görüyorum, mesela bir askerleri görüyorum, o günü botlarını gördüm. Yani çok duygulandım, çok zoruma gidiyor yani. Böyle bir düğün yapsa biz de yaptıydık diyorum. Ben de gelin getirdiydim diyorum. Benim oğlum da damat olduydu diyorum. Damatlığını giyemedi. Şeysini ermedi hiç diyorum. Zoruma gidiyor yani. Çok zoruma gidiyor. Şimdi sen ne hüzünlendin diyorsundur belki de. Benim hüzünlenmem arkasında kalan çocukları işte. En fazla evladı. O aklıma gelince fazla duygulanıyorum. Üzülmesinler. Onu Yaradan verdi, bize emanet verdi. Yaradan aldı yani. Verirken sormadı, alırken de sormayacak. Buna inancımız sonsuz. Eşime de her zaman derim. Göğsünü poyraza açma. Ateş alevlenir. Kendini sakin tut. Allah'a inan. O Allah'ın huzuruna gitti. Peygamber Efendimiz'den onlar komşu olacaklar. İnşallah bize de şefaatleri olur. Yani sıkılma, ne felaketler oluyor. Bayrama gidiyor, dede, ebe, anne, baba, evlat, bir aile komple
gidiyorlar, pert oluyorlar. Allah kimsenin başına vermesin. Bizim o evladımız bir şey de olur. Ne mutlu bize. Yani onun için hiçbir sıkıntım yok. Yani sadece tabii hasretliği var. Ama kendi verdi, kendi aldı. Ondan hiç sakıncam yok. Vallahi Cumhurbaşkanımızdan bu şehit babalarının benim tek isteğim madalyalarını, babalarına bir madalya, onur madalyasını vermesini istiyorum. Çünkü protokoller oluyor, protokollere katılıyor. Geliyor 2 senede bir, 3 senede bir bürokrasi değişiyor. Seni tanımıyor, seni benimsemiyor, çiğneyip geçiyor. Ama bir madalyayı gördüğü zaman, görsün de bir paşa da olsa duruyor, bir irkiliyor. Gazi misiniz, şehit babası mısınız diyerekten ilgileniyorlar. Bu madalyaların babalarına verilmesini istiyor. Yani maaşımı vermesin, onur madalyamı versin. Başka bir şey istemiyorum. Benim isteğim o, başkasını bilmem. Sana beyaz, bana siyah yakışmaz mıydı? Eşim dostum düğününde oynamaz mıydı? Şimdi matem ve ben bayrağa sarılı. Mutlu günler ve sonrası mahşere kaldı. Can verip düşerken toprağa selam durdum son kez bayrağa ve son dileğim gözlerinden öpmek olsa da mahşere kaldım.